Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Başkanı, çok sevgili Serkan Tavşanoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Klikörü alayım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum, karnı acıkanlar var mı? İyi, tamam, 12.30'a kadar bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer henüz tanışmadığımız insanlar varsa tanışalım. Serkan Tavşanoğlu ben. Meta Türkiye ekibinde ajanslar ve ekosistem işbirliklerini yönetiyorum. Ve bugün sizlerle birlikte son yılların en popüler konularından biri olan yapay zeka hakkında ele avuca gelir, somutlaşmış örnekler, ürünler ve çözümler hakkında konuşacağız. Biraz hızlı mı ilerledik bilmiyorum ama bir slide daha vardı öncesinde, geri gideyim. Evet, aynen. Şimdi meta platformlarını düşündüğünüz zaman aklınıza ne geliyor? Öncelikle onu sormak istiyorum. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, bunları düşündüğünüzde ilk aklınıza gelen şey nedir? Eminim bir şeyler geliyor ama söylemekten çekiniyorsunuz. Bağlantılar. Bu platformların hepsinin ortak bir amacı var. Bağlantı kurmak. Dünyanın neresinde olursanız olun, diğer insanlarla, işletmelerle, markalarla bağlantı kurmanızı sağlamak. Ve bunu yaparken de daha derin, daha kapsayıcı, daha güçlü bağlantı formatlarıyla aslında sizi bütün dünyayla bağlı kalmaya çalışmak. 26 Eylül'de ya da 27 Eylül'de tam tarihi hatırlamıyorum. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarla beraber bu bağlantıları daha güçlü hale getirmeyi nasıl sağlayacağımızı anlattık ve yepyeni ürünler ve cihazlar tanıttık. İsterseniz kısa bir özetini izleyelim kaçıranlar için, ardından devam edelim. Let me show you what's next. What's next, what's next? You watching this? Let me show you what's next. Let me show you what's next. What's next? Evet, aslında bakarsanız üç önemli başlık üzerinde durduk Meta Connect'te. İlki Mixed Reality, yani karma gerçeklik headsetimiz Quest 3. Belki duymuşsunuzdur, belki deneyimleyenleriniz de vardır. Diğeri en sonda Ray-Ban'le işbirliği halinde çıkardığımız Meta Smart Glasses. Artık yapay zekanın da entegre edildiği bir akıllı gözlük olarak düşünebilirsiniz. Ve en önemlisi de aslında Meta'nın yapay zeka alanında yaptığı yatırımlar, yeni ürünler ve deneyimler üzerine bir etkinlikti. Şimdi bunların her birini ayrı ayrı anlatmaya kalkarsak 3 saat sürer. O yüzden bugünün ana konusu olan yapay zekaya odaklanarak ilerlemek istiyorum. Yapay zekayı çok konuşuyoruz da, şu yapay zeka nedir diye sorduğumuzda çok basit bir tanımı var aslında. Büyük bir problemi çözmek veya bir veya çok sayıda karmaşık soruya cevap vermek için büyük miktarda bilgi ve veriden faydalanan bir araç. Örneğin, navigasyon uygulamaları, yani hangi yönden gitmemiz gerektiğini söyleyen uygulamaların kullandığı teknoloji yapay zeka tabanlı. Ya da e-mail yazarken bir cümlenin tam ortasında sonunu tahmin edip autocomplete yapan uygulamalar da yapay zeka tabanlı. Veya bir fotoğraf paylaştığımızda, daha doğrusu paylaşmadan önce fotoğrafın renk kalitesini beğenmiyorsak, onu daha güzel hale getirmek için kullandığımız uygulamalar da yapay zeka tabanlı. Hayatımızın içinde aslında yapay zeka. Son yıllarda giderek artan farklı kullanım alanları da hayatımıza girdiği için bir trend haline geldiğini ve farkındalığımızın arttığını söyleyebiliriz. Örneğin neler var? Çok büyük karmaşık metinleri sadeleştirebilen veya aynı anda çok sayıda dile tercüme edebilen dil uygulamaları, dil modelleri. Bunları hepimiz kullanıyoruz artık günlük ve iş hayatımızda. Ya da text to image, yani bir metinle imaja dönüştürmeyi sağlayan, bir metin komutuyla daha doğrusu imaj üretilmesini sağlayan uygulamalar.
veya çok kısa sürede müzik ve video üretebilen yapay zeka uygulamaları. Bunları o kadar çok kullanıyoruz ki bütün dünyada ister istemez hem paylaşımlarda hem conversation'larda bir artış gerçekleşti. Instagram'dan bir örnek vermek gerekirse yapay zeka hakkında yapılan paylaşımlar, conversation'lar daha doğrusu %173 oranında arttı. Peki yapay zeka Meta için nasıl konumlanıyor, Meta içinde nasıl konumlanıyor dersek aslında Meta'nın DNA'sında var. Ekrandaki şu görseli hatırlayanlarınız var mı? Herkesin yaşı ortaya çıksın. Hatırlayanlar kimler? Bir görebilir miyim gerçekten? Salonun büyük çoğunluğu. Peki, öyleyse doğru bir kitleyle birlikteyiz. Z jenerasyonuyla değiliz. Ve bu görmüş olduğunuz newsfeed aslında yapay zeka desteğiyle çalışıyordu. Yani size arkadaşlarınızdan veya takip ettiğiniz hesaplardan hangi içerikleri önce göstermesi gerektiğine yapay zeka önerileriyle karar veriyordu. Ve şimdi geldiğimiz noktada yapay zekayı Meta platformlarında kullandığımız birden fazla alan var. Şöyle kısaca 5 maddede özetleyelim. Birer birer gideceğim. Şu anda Facebook ve Instagram'da feed yani akışta gördüğünüz içeriklerin %20'si yapay zeka önerileriyle gerçekleşiyor. Veya daha siz görmeden, henüz yayına çıkmadan diyelim bilinen tabiriyle sakıncalı ve zararlı diyebileceğimiz içeriklerin %82'si yapay zeka tabanlı uygulamalar ve kontrol mekanizmaları sayesinde engelleniyor. Veya az önce sevgili Başak'ın da anlattığı augmented reality, virtual reality, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamalarında, efektlerinde de yapay zekanın desteği var. Instagram'daki filtreleri hatırlıyorsunuz, kullanıyorsunuzdur eminim. Veya WhatsApp'ta, Messenger'da, Instagram Direct'te, markalarla yaptığınız yazışmalarda kullanılan o conversation, aslında bir bot ve o botun içinde yapay zeka var. Conversation akışı bu şekilde sağlanıyor. Ve de Meta'nın yapay zeka tabanlı reklam uygulamaları da var artık. Bilmiyorum ne kadar hakimsiniz ama Advantage Plus Suite dediğimiz, Advantage Plus ailesi aslında pek çok farklı alt kategorisi var bu reklam ürünleri setinin. Onları kullanan reklam verenlerde conversion oranlarında %20'ye varan artışlar görüyoruz. Dolayısıyla da her yere yani content'ten AR'a, reklamdan son kullanıcıya kadar her bir alana yayılmış durumda yapay zekanın etkisi ve kullanım alanları. Ve bugün size yeni şeyler anlatacağım. Buraya kadar olan kısım özetti. Henüz Türkiye'de görmediğimiz, bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz, yakın zamanda hayatımıza girecek yenilikler. En sevdiğimiz şey. Zaten Next, Smarties Next diyoruz. Madem öyle Next ne onu anlatalım öyle değil mi? Meta AI ile sizi tanıştırmak istiyorum. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Meta AI'yi duydunuz mu? Sanırım çok bilinmiyor. Güzel. Hemen bir örnekle anlatalım isterseniz. Ekranda ilk videoya bakmanızı rica ediyorum. San Francisco'da Eggs Benedict yemek için en iyi yer neresidir diye sorduğumuzda aldığımız yanıt önerileri. Bu zaten bildiğimiz bir deneyim. Ama Meta'ya şu anda entegre oluyor. Meta AI, Instagram'da, Facebook'ta ve WhatsApp'ta direkt yazışabileceğiniz bir asistan. Ve siz ona tabii sadece yeme içme veya lifestyle soruları sormak zorunda değilsiniz. İşinizle alakalı sorular da sorabilirsiniz. Veya sosyal hayatınızla alakalı sorular da sorabilirsiniz. Eşinize hangi hediye almanız gerektiğinden tutun da patronunuzla işe geç kaldığınızda nasıl bir bahane üretmeniz gerektiğine varıncaya kadar her türlü bilgide Meta AI'dan faydalanabileceksiniz. Daha da güzeli WhatsApp'ta sevdiğiniz insanlardan oluşan bir grubunuz var. Aileniz, arkadaşlarınız, eski dostlarınız vesaire. Onlarla yazışıyorsunuz ve pazar günü bir piknik yapmak istiyorsunuz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Her kafadan da bir ses çıkıyor ve karar verilemiyor. Hadi bir Meta AI'ya soralım deyip @Meta AI dediğinizde üçüncü görsele bakmanızı rica ediyorum. Evet. @Meta AI dediğinizde yazışmaya direkt asistanı, Meta asistanı dahil edebiliyorsunuz. Ve onunla da istediğiniz bilgiyi alarak conversation'ı ilerletebiliyorsunuz. Yakında Türkiye'de de kullanılacak Meta AI. Şimdiden haberiniz olsun. Bir diğer gelişme AI karakterler. Onlar da yakında hayatımıza girecekler. Şu an Amerika pazarında
aslında kullanımdalar. Yakında önce EMEA'ya, sonra elbette Türkiye'ye de hızlı şekilde açılacak. AI karakterler belirli uzmanlıkları olan, expert diyebileceğimiz karakterler. Bu karakterler işte yemekten tutun edebiyata kadar, sanattan tutun teknolojiye kadar, müzikten tutun spora kadar farklı alanlarda uzmanlıkları olan ve o uzmanlık bilgisiyle donatılmış AI botlar aslına bakarsanız. Ama her biri bir karakteri temsil ediyor. İçinde Snoop Dogg da var, Kendall Jenner da var. Belki Türkiye'ye açıldığında Türkiye'den de ünlü bir karakter de temsil edilebilir. Göreceğiz artık onu, şu an bilmiyoruz. Ve siz yine Instagram'da bu karakterleri takip ederek onlarla arkadaş olabiliyorsunuz. Ve gün içerisinde istediğiniz zaman bu karakterlerle yazışarak o alanda, o spesifik alanda bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Size öneriler veriyor, konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz vesaire. Kreatif anlamda kullanabileceğiniz üç yeni özellik geliyor yine yapay zeka ile çalışan. İlkiyle başlayalım. Backdrop. Bilmiyorum görebildiniz mi? Şöyle önce bir başa alayım, ardından backdrop'u göstereyim istiyorum. Bir saniye. Evet. Şimdi backdrop'taki olay şu. Siz bir fotoğraf çekiyorsunuz. O fotoğrafın background'unu yapay zekanın değiştirmesini istiyorsunuz. Örneğin bu örnekte gördüğümüz gibi çimlerin üzerinde uzanmış bir arkadaşımız var ama etrafına yavru köpekler gelsin istiyor. Sadece bir ufak text komutuyla bunu gerçekleştirebiliyor. Reklam veren tarafından bakalım olayı. Hani bu kullanıcı tarafında belki eğlenceli bir örnek oldu ama örneğin ürününüzün dünyanın herhangi bir yerindeki bir sokakta da temsil edilmesini sağlayabilirsiniz. A street in Paris yazdığınız zaman bir otomobili direkt Paris'te bir sokağa yerleştirip oradan bir reklam görseli üretebilir hale geleceksiniz. Backdrop bu işe yarıyor. Restyle, mevcutta var olan bir fotoğrafın tonunu, stilini değiştiriyor. Örneğin buradaki örnekte watercolor, yani sulu boya deniyor galiba. Evet, sulu boya efekti vererek paylaşılabiliyor. Bunun elbette bir sürü farklı, Rönesans efektinden tutun da farklı sanat akımlarına göre yeni efektler kullanılabilmesi mümkün. Stickerlarsa, AI stickerlarsa tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yani aklınıza ne geliyorsa onu üretmenizi sağlayan ve sticker haline getirip paylaşmanızı sağlayan bir uygulama. Bu örnekte ne var? Gözlüklü bir kedi ve elinde popcorn var. Aynen bunu zaten komut olarak vermiş yapay zekayı uygulama ve onu üretmiş. Siz yine bunu markanıza da eşleştirebilirsiniz. Yani markanızın temsiliyetini sağlayacak komutlar vererek de AI sticker'lar üretip bunları paylaştırabilirsiniz. Ve bir yenilik daha, bence en çok bu sizi ilgilendiriyor. Çünkü bugüne kadar şu ana kadar anlattıklarım biraz daha son kullanıcı, tüketici gözünde de önemli içeriklerdi. AI Sandbox. AI Sandbox'ı bilenler var mı? Onu soralım. Evet, var aramızda, süper. AI Sandbox aslında üç özellikten oluşan bir kreatif destek inisiyatifi. Image Expansion, Background Generation ve Text Variation. Teker teker anlatmak gerekirse, elinizde herhangi bir ölçüde bir ürün görseli var veya bir key visual var. Ama bu istediğiniz formatta değil, yani meta platformlarında kullanabileceğiniz ölçülerde değil. Bu görseli Ads Manager'a yüklediğinizde direkt hem 9-16 hem 4-5 hem 1-1 yani hangi ölçülerde gerekliyse o ölçülerde üretilmesini sağlıyor olacak. Sizin elinizdeki görsel yeterli. Background Generation, az önce de konuştuk zaten ama bir örnek vermek gerekirse, bir saat görseliniz var, tek başına bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş ama o bir reklam için yeterli değil. O saat görselinin background'una, geri planına, arka planına istediğiniz dünyayı yaratabileceksiniz sadece vereceğiniz komutlarla. Text Variation'da bir reklam metniniz var ama o metnin tek başına yeterli olmadığını veya bütün audience'lara, bütün profillere uygun olmadığını düşünüyorsunuz. O zaman bu metni submit edeceksiniz ve size 6 adet farklı varyasyonunu üretiyor olacak ve siz o varyasyonları reklam kampanyalarınızda otomatik olarak kullanabileceksiniz. Süremiz doldu, hızlanıyorum. Ads Manager'a geliyor, çok yakında Türkiye'de açılıyor olacak. Bu kreatif üretim anlamında hepimizin hayatını kolaylaştıracağını düşünüyorum. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki platformun hakkını veren kreatif kullanma
kaygısını da ortadan kaldıracağına inanıyorum. O yüzden çok heyecanlı, bunu söylemekte fayda var. Ve bir test yaptık Amerika'da, sınırlı kapalı grup bir testti bu. AI Sandbox'ı kullanan reklam verenlerin hayatına ne etki, nasıl bir pozitif katkı sağladığını ölçtük. Haftada 5 saat kazandırmış. Yani bu ürünleri kullanmak reklam verenleri haftada 5 saat kazandırmış. Yani kabaca bir hesapla ben hesap ettim, size sonra nasıl yaptığımı anlatırım. Yılda 30 güne tekabül ediyor. Çünkü bir günü 8 saatten sayarsak iş saati anlamında, yılda 30 güne tekabül ediyor. Yani siz 12 ayın bir ayını aslında kendinize ayırabilirsiniz. İsterseniz daha büyük konulara odaklanın, stratejik konulara odaklanın. İsterseniz bütün bilgisayarları, telefonları kapatıp tatil yapın. AI aslında hayatımıza böyle bir katkı sağlıyor olacak. Şimdi önümüzdeki senelerde üretken yapay zekayı daha çok görüyor olacağız. Sadece Meta'ya özgü konular değil elbette bunlar. Çok hızlı anlatayım ve burada artık bitirip yemek molasına geçelim. Sizlerden daha çok acıktığıma emin olabilirsiniz. Kahvaltı yapmadım çünkü. 2024 yılında kurumsal diyebileceğimiz, yani kurumlara ait uygulamaların %40'ında Conversational AI kullanılıyor olacak. Yani az önce bahsettiğimiz bu Messenger'da, WhatsApp'ta, yazışmalarda kullandığımız yapay zeka conversation botları uygulamaların %40'ında var oluyor olacak. 2025'te pazarlama içeriklerinin %30'u yapay zeka tarafından üretilecek. Şu anda bile yapılıyor. Çok yakın bir arkadaşım bir PR ajansında çalışıyordu. Yetiştiremediği bir basın bültenini yapay zeka sayesinde 10 dakikada halledip direktörünü onaylattı ve o bülten yayına girdi. Örneğin bunun %30'a varacağını düşünebilirsiniz. 2026 yılında web sitesi ve mobil uygulama tasarımlarının %60'ı yapay zeka tarafından üretilecek. 2027 yılında bu yeni mobil uygulamaların %15'inde aslında yapay zekanın üretim yaptığını göreceğiz. Ve 2030'da da arkadaşlar büyük bir Hollywood filminin, bir hani gişe hasılat rekorları kıran bir filmin %90'ının yapay zeka tarafından üretildiğine tanık olacağız. Karakterler, görseller vesaire. Çok teşekkür ediyorum herkese. Şimdi afiyetler olsun.